Türkan Şoray'la el ele sahneye çıkmıştı. Adana Altın Koza Film Festivali'nde kim? Kim? İnanır. Kadir İnanır. Ah Kadir Beyciğim. Hafta sonu Bebek'te 3-5 tur atarken yakalandı. Evet. Görüldü daha doğrusu. Ve muhabirlerin konuyla ilgili bir sorusuna, bu arada kıyafeti kreasyona bakarız. Evet. Çocuklar, sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım diyerek sorulara yanıtsız bırakmış sevgili Kadir İnanır ustamız. Ya Kadir İnanır kanunları, Türkan Şoray kanunları. Yani onlar hani Türk sinemasında, Yeşilçam'da hani böyle özellikleriyle de bilinirler. Ben çalışma şansını yakaladım. İki tane dizide oynamıştım Kadir Bey'in. Bir resepsiyonda gelmişti. Evet. Size bir dın yapmıştı. Evet, orada bir muhabbetiniz olmuştu. Aynen. Başka? Bir tane daha vardı sonra. Hı-hı. Onda da oynamış. Neyi oynuyordum hatırlamıyorum gerçekten. Fotoğraftaki kreasyonu ne diyorsun? Kaan Urgancıoğlu vardı, Melisa Sözen vardı. Belki şurayı biraz daha açsa, bir gömleğin yakasının üstünde daha da güzel olabilirmiş ama. Şık ama çok şık. Burada da çok şık. Ben çok beğendim. Yok, şuraya bir bakalım. Bak, evet. bu biraz da böyle spor hani şık. Evet, spor şık. Akdeniz'de böyle tekneden gelen ya da golften gelen abilerin de giydiği bir kreasyon bir taraftan. Pazar şıklığı yapmış bence. Yine ilkelerinden ödün vermiyor hiçbir şekilde. Gayet de iyi görünüyor. Çok şükür çok ciddi rahatsızlıklar atlattı, geçirdi biliyorsun. Evet. Dimdik ayakta sevenlerinin karşısında. Ama diyor ki ben de röportaj yapacaksan randevu alacaksınız. Ya bir taraftan da ayak üstü öyle herkese konuşmuyorum kardeşimdir. Bizim gazeteci kardeşlerimize tabii ki soruyu soracak. Bu cevap karşısında randevularını alsınlar. İşte bu cevap da gene de bir habere bu şekilde yansımış oluyor. Kadir Uslu'ya sevgi selam olsun. Sevgi selam. Buyurunuz. Şimdi